Manşete hoş geldiniz. Hiç mi iyi bir şey yok, hiç mi güzel bir şey yok? Bununla başlamak istedim bugün. Belden aşağısı felçli Kevin Pie Paris'te olimpiyat açılışını, olimpiyat meşalesini böyle taşıdı. En güzel olimpiyat açılışı dedirten görüntüler. Bir bilimsel çalışmalar sonucunda birkaç sene önce uygulanan dış iskeleti ...tabir yerinde ise uygulanarak e, belden aşağısı tutmadığı halde bu şekilde yürütüldü. Bilimin zaferi bir yönüyle. Olimpiyat meşalesini böyle taşıdı ve tarih yazdı. Paris'te olimpiyat oyunları başlıyor. Yarın büyük açılış var. Çok yoğun güvenlik önlemleri var. Paris buraya çok yakın olduğu için yakınen de takip ediyorum. Şu ara çok Paris'e gitmeyin. <laughs> Giden zaten geçemiyor Belli görmesi gereken yerleri de göremiyor Turistler için biraz azaba dönmüş durumda Ama zannediyorum açılıştan sonra Güvenlik önlemleri biraz daha gevşetilecek Mühim bir sınav Paris açısından Olimpiyatlar Bakalım izleyeceğiz takip edeceğiz Şimdi böyle güzellikler varken Türkiye meclisinde Tekme tokat insanlar gene birbirine girdi Ve tekmeleyen kim Uçarak tekme atan kim Yumruk savuran kim AKP'li bakanlar Ulaştırma Bakanı eski Adil Karaosmanoğlu. Hani Erdoğan geçen sene bütün bakanları aldı sonra da onları lütfen milletvekili yaptı ya. Meclis Genel Kurulu Dem Partili Ali Bozan konuşurken AKP diyor TÜİK eliyle her ay işçinin, memurun, emeklinin cebinden düzenli şekilde çalıyor. İşçinin, emeklinin sesi duyulmuyor. Ve ben de diyor buradan yurttaşlar adına bağırıyorum. Hırsız var, AKP hırsızlık yapıyor. Hırsız var, AKP hırsızlık yapıyor. Bunun üzerine tabii AKP'liler ayağa kalktı. Yürüdüler. Dem Partili Ali Bozan'ın üzerine. İşte araya CHP'liler falan girmeye çalıştı neyse. Fakat burada da görüyorsunuz. Eski Ulaştırma Altyapı Bakanı Adil Kara, Kara İsmailoğlu. Tekme, tokat, yumruk. Giriyor, uçarak tekme atıyor. Tabir yerindeyse. Böyle. Maalesef. Meclisten görüntüler. Şimdi esasen dünden beri gündem şu. Ben e, dolaylı kayım diye haberi duyurmuştum. Dün çok fazla anlaşılamadı bu. Fakat ilerleyen saatlerde ne kadar vahim oldu ortaya çıktı. Yani AKP'lilerin, AKP'nin sarayın CHP'nin işte belediyelerdeki iktidarını yıkma hamlesi. Büyük restleşme diye vermiş gazete pencere. Fakat ben bunu büyük restleşme olarak görmüyorum. Cicim ayları bitti olarak görüyorum ve AKP bir yönüyle 31 Mart'ın rövanşını alıyor. Erdoğan belediyenin belediyelerin şeye borçları var. E, hazineye borçları var. Kaynağından tahsil edeceğiz dedi. Kaynağından tahsil de şu. İller Bankası farklı neyse şeylerle, yollarla belediyelere aktarılan paralar var. Oradan keseceğiz dedi. Yani eğer yetmezse de haciz gönderecek veya icraya verecek. Böyle bir şey. Tabii büyük bir darbe bu. Fakat e, bunun için hemen harekete geçtiler. Belli ki bir çalışması yapılmış. Belli ki bir altyapısı kurulmuş. Ondan sonra bu Erdoğan'a söyletildi veya Erdoğan söyledi. Ardından da hemen... E, Sosyal Güvenlik Kurumu 96 milyar TL'yi bulan alacağı için harekete geçiyor ve Çalışma Bakanı da tüm borçlu belediyelere herhangi parti par parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik diyor. Burada o Çalışma Bakanı da kimmiş? Işık Han. E, işte birkaç gün önce varank bir basketbol fotoğrafı paylaşmıştı saraydan. Orada Erdoğan'ın basketbol ekibinden daire içinde gösteriyorum. Neyse. Yani bunun hazırlığını, fizibilitesini yapmışlar. Burada CHP'li belediyelere düşen şey şu. E, yani AKP de bunun mutlaka hazırlığını kendi belediyeler açısından yapmıştır. AKP'li belediyeleri takip edecek. Acaba AKP'li yani kendilerine gelen e, borç bildirimi AKP'li belediyelere de gitti mi ne ölçüde tahsis edildi. Fakat AKP bunun fizibilitesini yapmıştır. Yani büyük borçlar mesela Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir, Denizli gibi AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde en borçlu belediyeler bunlar. Haliyle o belediyeleri çökertecek AKP bir yönüyle. Zaten belediyelerde iktidarı da kaybetti. Yani kendi bel belediyeleri ne olacak? Bir biçimde arkadan kaynak aktarır bir şey yapar, o borçları öder. E, bunu da göze almış durumda. Muhtemelen bel CHP'li belediyeleri çökertme hamlesi bir de bu kadar da pişkinler. Genel Başkan Vekili Mustafa Ellitaş demiş ki: 2019-21-23 yıllarında yeniden yapılandırma yaptık. 10 yılda süre verdik. Ona rağmen bu işi yapmadılar. Yapmıyorlarsa bir yanlışlık var. Bu bir darbe değil. Aslında devletin alacak tahsilat işi. Ayrım yapmıyoruz. Hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacak. Tahsil yolu haciz, icra yoluyla takip edebilirler. ...yazdım oraya da... ...ağzınıza geleni söyleyebilirsiniz... ...serbest... ...söyleyebilirsiniz... ...ben burada daha fazla edebimi bozmayacağım... ...serbest... ...atış serbest... ...ağzına geleni söylemek serbest... ...çünkü hak ediyorlar... ...bildiğinizde varsa... ...boca edebilirsiniz bu arkadaşın üstüne... ...çünkü hak ediyorlar... ...ama... ...öbür tarafta CHP'li belediyeler... ...veya CHP Genel Merkezi... ...veya CHP Genel Başkanlık Katı... ...ne yapıyor... Veya bunu nasıl sunuyor? Onu da bilmiyorum. Yani işte şey konuşmuş Özgür Özel, İşte diyor kendi ödemediği parayı bizden kesmeye çalış kalkıyor. Evet, kendi ödemedi, size yükledi ve sizden kesmeye kalkıyor. Gayet normal. Yani yönetim değiştiği yandan itibaren. İşte sular kesildi, faturalarda şöyle e, belediyeler bindiriyor, e, ne bileyim İstanbul'un bütün sorunları Ekrem İmamoğlu'nun üzerine bindiriliyor, Ankara'da Mansur Yavaş'a falan öyle. Yani bunu söylemene gerek yok ki, bunu vatandaş da biliyor. Devam. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanmasın, ulaşım aksasın. E yani vatandaşın çöplerinin toplanıp toplanmaması onun umurunda değil ki köpleri toplamadığı zaman Ekrem İmamoğlu sorumlu olacak ve bu sarayın hoşuna gidecek. Ben de burada anlatıyorum tane tane. Bunların hepsini bilebilecek durumdasın zeka seviyen iyi yani. Bir ortalama üniversite tahsilin var. Ee, Türkiye'de de uzun yıllardır politika yapıyorsun. Özgür Özel'e söylüyorum yani. Yani her şeyin farkındasın. Yani IQ'nda müsait bunları şey yap. Ama işte konuşuyor. Bununla gaz aldığını düşünüyorsa bununla bunu da kimsenin gazını falan alamaz yani. Yani istediğin kadar anlat. Şimdi vergi uzmanları falan da konuşuyorlar. Ya arkadaşlar konuşacaksak bankaların görev zararlarını konuşalım. 42 milyar dolar şey 42 milyar lira bu görev zararı var diye yazmış biri. E var. Ya mesele o değil ki. Yani ülkenin başındaki idare hizmet için orada değil. Çalışmak için orada değil. Vatandaşa e, vatandaşın ne bileyim beklentilerini karşılamak için orada değil refah seviyesini artırmak için orada değil kendi refah seviyesini artırmak için orada çalmak için orada götürmek için orada ve düştüğü anda yargılanacağını veya bir biçimde işlerin sarpa saracağını biliyor ve sonuna kadar da götürmek için orada yani bir çete bir mafya düzeni var ülkenin başına musallat olan şebekenin farkında değilsiniz galiba ne bileyim ben de anlatıyorum Duy da inanma. 5 yıldır hiç kar etmemiş. Vergi paketinin ilk imzacısı AKP milletvekilini İlgün Ökün. Eşinin şirketinin 5. Abisiyle ortak olduğu şirketin 3 yıldır vergi vermemesi tartışma konusu oldu. Gelir olsun verelim yani vergi. Kar ettiğimizde tabii ki veriyoruz falan. Böyle. Zengine veren, vatandaşa çöken bir idareden bahsediyoruz. Orada arada İzzet Ulvi Yönter'in Sinan Ateş suikasti, cinayeti, azmettiricisi Tolga Han başla mesajlaşma kayıtları ortaya çıkmış. Saldırının yapıldığı 13.40'tan yaklaşık 3 saat önce 10.38'de mesaj atmış ve bu bilirkişi raporuna girmiş. Zaten hani çok alametle sabit ki MHP Genel Merkezi'nde iki kişi İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın ikisi de Bahçeli'nin yardımcısı ve ikisi de şu anda sağa sola havlamakla meşgul. Neyse. Yani sokak köpeklerinden önce bunlarla esasen e, yaka paça olmak ve bu başıboş bunları yani bunların başıboş tavırlarını ve serbest tavırlarını neyse önlemek gerekiyor. Belki de karantina altına almak gerekiyor yani. Neyse. Bu. Seyhan Avşar da soruyor. Cinayetten 3 saat önce cinayet zanlısına neyin mesajını attınız? Evet. O arada MHP'nin hedef gösterdiği 154 isim listesine e, Dilek Ekmekçi güzel bir e, yorum getirmiş. Diyor ki yani esasen MHP'nin diyor o da listeye alması gereken isimler vardı almamış. Listeye girmemesi gereken isimler girmiş. Çok enteresan diyor birkaçını okuyalım mesela. Diyor ki mesela e, Soylu döneminde İçişleri i̇ş Bakanlığı ile iş tuttuğu bilinen Hablemitoğlu cinayeti sanığı Levent Göktaş'ın avukatı. Celal Ülgen'in uzun zamandır hasta olmasına rağmen MHP'ye karşı bir kelamı bilinmemesine rağmen listede olmasına Barış Terkoğlu bile şaşırmış diyor. Devam. Barış Terkoğlu da Celal Ülgen'in beraber savunma şirketi kurduğu Trabzonlu Ahmet Zeki Üçok'la oldukça samimi. Zaten yakın zamanda MHP'nin hedef aldığı isimlerden Barış Pehlivan listede var. Barış Terkoğlu yok. Öyle komik bir liste demiş. Yine işte Ömer Faruk Gergerlioğlu yok. Ben yokum. Direk ekmekçi. Sevgili Ahmet Nesin yok falan böyle gidiyor. Erk Acarer yok, Cevheri Güven yok, Ali Tarakçı yok falan böyle. Yani olanlar olmayanlar acayip bir şey. MHP kendi kafasına göre bir liste şey yapmış. Dilek Ekmekçi'nin X platformundaki analizini veya isim analizini açıp okuyabilirsiniz. Enteresan. Buradan şeye gidelim. Başka enteresan bir gelişmeye ve bir tarihi um, görüntü ve bu kadar zaman sonra işte Türkiye bir şey dünya birinci ve ikinci dünya savaşlarını yaşadı, soğuk savaşı yaşadı, ardından işte farklı dönemler oldu falan işte insan hakları namına işte demokrasi iki süper gücün e, iki süper gücün mücadelesi, sonra tek süper güçlü dünya yani Amerika falan bütün bunların hepsini gördük. Fakat şu son Netanyahu'nun Amerika'da kongrede hem temsilciler meclis üyelerine hem de senatörlere birleştirilmiş olarak hitap etmesi gerçekten son derece enteresandı. Netanyahu'yu kongreye temsilciler meclisi başkanı Mike Johnson davet etti ve Böylelikle de Başkan Joe Biden'a bir gol atmış oldu. Joe Biden Netanyahu'dan haz etmiyor ama Netanyahu'nun 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırıların hepsine destek verdi. Bir, bir yönüyle Netanyahu Hristiyan Siyonistlerin oldu bittisiyle Beyaz Saray'da ağırlanacak. Bugün Cuma günü de Trump'la görüşecek. Kendi ülkesinde de çok sert eleştiriliyor. Eski Mossad şefi, eski genelkurmay başkanı, ulusal güvenlik konseyi başkanı, işte Haret gazetesi başlı başına Netanyahu ve yönetimini eleştiriyor ve gazete yaptıklarını eleştiriyor. Yani Netanyahu ya kendi ülkesinde ve dünya Yahudi camiasında da eleştiriler var. Ancak e, kongrenin iki kanadına birden seslenme ayrıcalığına ve dördüncü kez seslenme ayrıcalığına sahip ilk kişi oldu. Winston Churchill bile bu kadar seslenmemiş kongreye. Bir sürü yalanlar söyledi. İşte Hamas 7 Ekim'de bebekleri yaktı yalanı. Böyle bir şey yok. Ne bileyim, sivillere zarar vermemek için tarihteki herhangi bir ordunun aldığından çok daha fazla önlem aldık dedi. Yalan. Ne bileyim, yani Allah aşkına 7 Ekim'den bu tarafa Gazze şeridindeki saldırılarda en az 16.000 çocuk 10.000 bin, bin kadın 39 bin küsür Silist, Filistinli katledildi. 40 bin diyebilirsiniz. Ve bunun 26 bini, 27 bini kadın ve çocuk. 40 binin. 90 binde yaralı var. Ne bileyim işte yiyecek ulaşmıyorsa, yardım ulaşmıyorsa Filistinlilere bunun nedeni İsrail değil, Hamas'ın bunu engellemesi dedi. Bu da yalan. Ne bileyim refahta hiç sivil öldürülmedi dedi. Güvenli bölgede siviller öldürüldü. Bir sürü yalan söyledi. Ve Yaklaşık bir saatlik konuşmasında 58 kere ayakta alkışlandı. Yani her dakikada, her dakika aya ayağa kalkarak alkışladılar. Bir saatlik konuşmanın her bir dakikasında ayağa kalkarak alkışladı kongre üyeleri. Haliyle artık Amerika'nın dünyaya, uluslararası hukuk ve düzen namına nutuk atacak hali kalmadı. E, parmak sallayacak hali kalmadı. Soykırımcı bir e, savaş suçlusunu ayakta alkışladılar. Kendileri de buna ortak oldular bu tam anlamıyla bir ikiyüzlülük, ee, iğrenç, toplu katliamın bir yönüyle kutsanması ve bir aklını yitirme hali. Ama buradakiler akıllı insanlar, eğitimli insanlar, Amerikan elitleri. Dolayısıyla akıllarını yitirmiş değiller. Sadece gerçek yüzlerini gösterdiler. O yönüyle de bilgilendirici oldu. Gezegenin yani dünya gezegeninin büyük bir çoğunluğu e, bu konuda İsrail'i ve Amerika'yı, başta itham ediyor. O açıdan gele, gezegenin gene büyük çoğunluğu bunu tiksindirici buluyor. Bunu kabul edelim. E, fakat bu elit grup e, en temel ahlaki ilkelerle ve değerlerle bağını tamamen yitirdi. Bunun da bir göstergesi maalesef. Buna tanıklık etmek evet hepimizi dehşete düşürdü ama bir yönüyle de işte bu şekilde tarihe geçti haliyle Amerika'yı kimin ne biçimde kontrol ettiğini göstermesi açısından da önemli bu görüntüler. Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten bulamıyorum. Bir avuç insan yok muydu? Vardı. Buna tepki gösterdi. İşte bunlardan biri de Raşida Talip. Soykırım suçlusu pankartını bu şekilde açtı. Yine Savaş suçlusu dövizi tuttu elinde. Ama dediğim gibi bir avuç demokrat. Nancy Pelosi, gene bir avuç bu işi benimsemeyen, bu konuları benimsemeyen e demokrattan biri. Ve e ateşkes ilan etmeyerek olayın sorumlusu olduğunu söyledi. Bernie Sanders aynı şekilde. Sadece savaş suçlusu değil, bir yalancı dedi ve Yalanlarını biraz evvel bir kısmını sadece sıraladım. Her dakika bir yalan söyledi çünkü kongredeki konuşmasında. Sarah Jacobs ki bunu önemsiyorum. Kongrenin en genç üyelerinden ve Yahudi. Kendisi de öyle bir mesaj atmış. Yahudi yetiştirilme tarzım ve değerlerim nedeniyle bugün Netanyahu'yu dinlemeye gidemedim diyor. Hamas saldırısını kınıyor ancak Gazze'de yaşatılana göz yumamazdım diyor. Evet. O arada da e, Çin Pekin inisiyatif aldı ve İsrail e, 14 ayrı Filistin örgütünü bir araya getirerek e, bundan sonrasına dair bir mutabakat e, zaptını kaleme kalem aldılar, imzaladılar 21-22 Ağustos'ta. O da enteresan. Bu da tabii e, Netanyahu'yu e, sinirlendirmiş durumda başladığı işi yılın ikinci yarısında bitirmek ve Trump'a e, bırakmak istemiyor. Görünen biraz da böyle. Maalesef. Bir diğer konu. Esad Suriye Başkanı Moskova'daydı dün ve Putin'le görüştüler. Kerim Hastan e, dinleyelim görüşmenin arka planını. Diyor ki dün Kremlin'de Esad'la görüştü. Sanırım önceki bazı görüşmeler gibi bu sefer de gece geç saatlerde yapıldı görüşme. Esad. Rusya'ya en son geçen yıl Mart ayında gelmişti, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa süre önce yani. Şimdi ise Erdoğan'ın barışalım talepleri sonrası Moskova'da. Esat, anladığım kadarıyla diyor Kerimhas, dün geceki Putin-esat zirvesinin ana gündemlerinden biri ve belki de en önemlisi Soçi'de yapılması muhtemel esat, Putin, Erdoğan zirvesi olmuştur. Önceki gün bu konu sorulduğunda Kremlin sözcüsü Peskov yalanlamamıştı. Ancak Peskov bugün tekrar. Putin'in Türkiye ziyaretinin hazırlıklarının sürdüğünü ve tarihin henüz belli olmadığını söyledi. Muhtemel ki Putin'in Türkiye ziyareti öncesinde Rusya'nın ara buluculuğunda bir Erdoğan-Putin-Esad görüşmesi olabilir. Tabi eğer Putin Esad'ı ikna edebilirse, çünkü 2023 seçimleri öncesi Esad, Kemal Kılıçdaroğlu'na biraz fazla ümit bağlayıp Erdoğan'la normalleşme konusunda pek istekli olmamıştı. Bu seferse tablo farklı, muhalefet de zaten full destek Erdoğan'ın arkasında demiş. Yani iktidar değişimi ne kadar önemli biliyor musunuz? Yani iktidar değiştiğinde yeni bir sayfa oluyor ve farklı liderler de sizinle yani yeni lider gelince onunla farklı bir sayfa açabiliyor. Ama aynı Cebelut yönetim uzun yıllar ülkenin başında kaldığında artık dünyada da eski güvene bir daha sağlamanız mümkün olmuyor. Böyle bir çağda yaşıyoruz ve artık yani bir yenilenme esas. Yenilenme esas ama şeyin dediği gibi de değil. Yavaş yavaş onunla toparlayalım. Joe Biden'ın dediği gibi de değil. Joe Biden ulusal seslendi dün ve kamu yaşamında uzun yılların e, deneyiminin bir yeri ve zamanı var. Aynı zamanda yeni seslerin de zamanı, genç seslerin, evet genç seslerin yeri ve zamanı var. Ve bu yer ve zamanda şimdi Demokrat Parti ve ülkem parçalanmasın diye adaylıktan çekildim demiş. Katılmıyorum. ...doğru söylemiyor, gerçek düşüncelerini yansıtmıyor. Sadece kuyruğu dik tutmak adına ve tarihe iyi geçmek, düzgün geçmek adına... ...böyle bir formal, resmi açıklamayı yapmış durumda. Yoksa kalmak için sonuna kadar direndi. Son gece dahi direndi ama baktı ki partiyi tutamıyor... ...ve parti çekil baskısında, bağışlar kesilmiş, kongreyi kaybediyorlar. Buna da inanmıyordu. Farklı bir ger gerçeklikte yaşıyor çünkü. Fakat o ön o önüne konulan argümanlar, veriler belli ki ikna etti ve partinin büyükleri işte Nancy Pelosi'den Obama'ya kadar pek çok insan hani Demokrat Parti guru şeyleri babaları diyelim neyse yüksek konsey neyse olması da gerekir partilerde bastırınca bir şekilde çekilmek durumunda kaldı yoksa sonuna kadar gitme niyetindeydi hatta Biden şöyle düşünüyor yani e esasen diyor Trump'ın karşısına ilk ben çıkmalıydım. Hillary Clinton değil. Ben çıksaydım alırdım bu seçimi diyor. E çıksaydın o zaman. Yani etseydin Demokrat Parti'yi, neyse Clinton'ları. Çıksaydı alırdı belki seçimi, iki dönem götürürdü. Sağlı da buna izin verirdi. Ama artık izin vermiyor. Ve hani gençler falan filan demiş de söylediğine kendisi de inanmıyor. Yani gençlere gençlerin önüne atacak, atacak olsaydın hala bu işte direnir miydin? Ki dört sene önce herkes Biden'ın ikinci dönem devam etmeyeceği fikrini satın almıştı. Kamala Harris'in aday gösterileceği, gösterilebileceği fikrini satın almıştı. Kimse beklemiyordu. Kendisi çıktı ortaya bir kere daha olacağım diye. Yani doğru konuşmuyor. Ayrı bir hırs var. Kendisi de bahsetmiş işte diyor kişisel da dahil hiçbir şey demokrasinin savunulmasından daha önemli değil. Yapma yani yapma. Biliyoruz. Fakat son tahlilde son 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 tahlilde evet sonuna kadar gitmedi. Getirdi 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 ama bir noktada artık ikna edildi. Hani o yönüyle kişisel hırsla dahil hiçbir şey demokrasinin savunulmasından daha önemli değildir diyor ya. Hadi tamam köprüden önce son çıkışta çıktın. Hani o yönüyle hani bin mebze hani notunu kırdık 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 da hani orada da notu verelim diyebiliriz. Diyor ve belki de günün tek iyi görüntüsüyle manşeti kapatıyorum. Bir kere daha hatırlatayım. Belden aşağısı felçli Kevin Pie Paris'te yarınki olimpiyat açılışı öncesinde olimpiyat meşalesini böyle taşıdı ve tarih yazdı. En güzel olimpiyat açılışına bence de İmza attı. İyi günler. Yarın haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.